Tiyatrocu bir aileden gelen Adile Naşit, 17 Haziran 1930'da doğdu. Babasının adı Naşit, annesinin adı Amelia ve abisinin adı ise Selim Naşit'tir. Babası öldükten sonra okulunu bırakan Adile Naşit, 14 yaşında İstanbul Şehir Tiyatroları Çocuk Tiyatrosu'na girdi. Halide Pişkin'in grubunda Her Şeyden Biraz oyunu ile İstanbul turnesine çıkan Adile Naşit, sonradan Muammer Karaca'nın tiyatrosuna girdi. 1948-1951 arasında komedyen Aziz Basmacı ve Vahi Öz ile birlikte kurdukları toplulukta çalıştı. Sonradan dönüş yaptığı Muammer Karaca Tiyatrosu'nda 1960'a kadar çalıştı. 1961'de eşi Ziya Keskiner ve ağabeyi Selim Naşit Özcan ile birlikte kurdukları Naşit Tiyatrosu dağıldıktan sonra 1963'ten 1975'e kadar Gazanfer Özcan Gönül Ülkü Tiyatrosu'nda çalıştı. Adile Naşit, 16 yaşındaki oğlu Ahmet'i 16 Haziran 1966 tarihinde kaybetti. Kalbi delik olan Ahmet'in kalp ameliyatı başarılı geçmesine rağmen sonrasında fenalaşarak komaya girdi ve kurtarılamadı. Sinemaya girişi 1947 yılında Seyfi Havaeri'nin yönettiği Yara filmiyle olmuştur. Ancak 1970'lerde filmlerde yoğun olarak rol almaya başlamıştır. 1976'da İşte Hayat adlı filmdeki rolüyle Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde en iyi kadın oyuncu ödülünü kazandı. Hababam sınıfı film serisindeki Hafize Anne rolüyle ün kazandı. 1978'de uluslararası sanat gösterilerinin tiyatro ve müzikallerinde rol almaya başladı. Daha çok Ertem Eğilmez ve Kartal Tibet'in çektiği Güldürü filmlerinde oynadı. Eşi Ziya Keskiner'in Temmuz 1982'deki ölümünden sonra 1983 tarihinde Cemal İnce ile gizlice evlendi. Tek çocuğu Ahmet'i kaybettikten sonra iyice çocuklara yöneldi. Masalcı teyze, TRT'de 1980 yılında TRT Ankara Televizyonu prodüktörlerinden İlhan Şengün'ün yapımcısı olduğu Uykudan Önce isimli çocuk programıyla birlikte Masalcı Teyze diye anılmaya başladı. Masal ve öykü anlattığı bu program tek kanallı televizyon döneminde çocuklar tarafından büyük ilgi gördü. 1947'den 1987'ye kadar çok sayıda filmde oynayan usta oyuncu 11 Aralık 1987'de 57 yaşında kalın bağırsak kanseri sonucu hayatını kaybetti. Ünlü tiyatro ve sinema sanatçısı Adile Naşit İstanbul'da toprağa verildi. Adile Naşit'in cenazesi Şişli Camii'nde öğlen kılınan cenaze namazından sonra Karacaahmet Mezarlığı'na kaldırıldı. Bu tarz videoların devamı için videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın.